Drive.io adındaki Web 2.0 aracını inceleyeceğiz. Online olarak akış diyagramları oluşturabileceğiniz, işlem grafikleri oluşturabileceğiniz, ağ grafikleri oluşturabileceğiniz kütüphanesi geniş, kullanışlı bir araçtır. Ona erişim için öncelik olarak Google'a Drive.io yazıyorsunuz. Diagrams.net'e tıklıyoruz. Bir süre bağlantısını bekledik. İlk olarak karşınıza gelen yapacağınız grafikleri ve çalışmaları nereye kaydetmenizi istiyor? İsterseniz Google Drive'a kaydedebilirsiniz, isterseniz aygıtınıza, isterseniz diğer ortamlara da kayıt yapabilirsiniz. Ben device yani aygıtıma kaydetmeyi tercih ediyorum. Gelen ekranda Create New Diagram, Open Existing Diagram, yeni bir diyagram oluştur veya önceki diyagramları aç şeklinde seçenek sunmakta. Ben sıfırdan bir diyagram oluşturacağım. Create New Diagram diyorum. Üst tarafta dosya adını akış şeması olarak değiştiriyorum. Burada nasıl kaydedeceğim yazmakta. PNG mi, SVG mi, HTML mi veya XML dosyası olarak. Sol tarafa geldiğim zaman çeşitli seçenekler sunmakta. Buradan hazır grafikleri ve diyagramları kullanabilirsiniz. Şurada mesleklere göre veya kullananlara göre görebiliyorsunuz. Buradan Basic'ten Blank Diagram diyerek Create diyorum. Hemen kaydetmemi istiyor. Ekranım karşıma geldi. İlk olarak gelen ekranda İngilizce olarak gelmekte. Ama isterseniz bunu Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Alt tarafta bir tane seçenek sunmakta. Bu da bu Web 2.0 aracının masaüstü uygulaması olduğunu gösteriyor. Şimdi dil seçeneklerini değişelim. Şuradaki insan resmi yanındaki figürün yanındaki 3 noktaya tıklıyorum. Dosya seçeneği var. Kaydetmeler var. Settings var. Settings kısmına geldim. Dil kısmına geliyorum. Aşağı doğru gelip Türkçeyi tercih ediyorum. Değişiklikleri kaydetmesi için tamam demem ve yenilemem gerekli. Şuradan yenile seçeneğiyle mevcut diyagrama geldim. Akış şemasını seçtim. Şu anda Türkçe'ye çevirdim. Bunun yanında yine settings yani ayarlar kısmına gelip tema kısmında otomatik, klasik, basit, sketch, minimum, atlas şeklinde seçenekler var. Bu gördüğünüz görüntü basit olarak klasik ise otomatiği seçtim. Menülerin yerlerini değiştiğini görebiliyorsunuz. Seçenekler yine aynı şekilde yan tarafta yer almakta. Şimdi sol taraftaki seçeneklere bir bakalım. Genel menüsünde akış diyagramları ile ilgili seçenekleri görebilirsiniz. Çeşitli kısmında ise yine 3 boyutlu görseller olacak şeklinde tasarlanmış seçenekler var. Gelişmiş bölümünde diyagramlarla ilgili özellikler örnekleri görebilirsiniz. Basit kısmında Word'de sürekli olarak gördüğünüz basit şekilleri buradan da ekleyebilirsiniz. Oklar kısmı, çeşitli oklar, akım şeması, animasyonlu diyagramlar oluşturmak için kullanılan renkli görseller, Atlassian kısmında yer alıyor. Alt tarafta ise daha fazla şekiller var. Burada gözüken menülere ek olarak İsterseniz buradan da eklemeler yapabilirsiniz. Şuradan istediğiniz menüleri seçip uygula dediğiniz zaman şuradaki listede yer alacaktır. Şimdi sizinle bir akış şeması oluşturalım. Kodlama ve programlama derslerinde hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin kullanabilecekleri güzel uygulamaları burada vektörel olarak çıktılarını indirebilirsiniz. Vektörel olmasının avantajı küçültüp büyütseniz de kalitesinde bir değişiklik olmayacaktır. Kaliteli görüntüler elde edebilirsiniz. Uygulamamıza başlayalım. İlk olarak elips aldım. Sonra giriş ekranı ekleyeceğim. Bu kısım başlı olsun. Çift tıklayarak yazıyorum. Şurada eklediğim elemanda yazıyı seçip isterseniz Word'deki gibi renklerini buradan ayarlayabilirsiniz.
Önce akış şemamızı çizelim, ondan sonra da görüntü düzeltelim. İstediğim uygulama alan hesaplama olsun. Dikdörtgen alanını hesaplayacağız. Kısa kenar gireceğiz, uzun kenar gireceğiz. Eğer uzun kenar 0 veya 0'dan küçükse, kısa kenar 0 veya 0'dan küçükse tekrar yeniden giriş isteyeceğiz. 0'dan büyük oldukları zaman da çarpımı alıp alan hesabını ekrana yazdırmasını isteyeceğimiz bir program olsun. Sahneyi hareket ettirmek için mouse'un sağ tuşunu kullanabilirsiniz. Sahneyi yakınlaştırıp uzaklaştırmak için de şuradaki görüntüyü kullanabilirsiniz. Şimdi buraya gelecek olan elemanları yazalım. Kısa kenara kısa diyelim. Büyütelim burayı. Şuraya şart olarak kısa, programlamada Türkçe karakteri boş kullanmıyoruz. Küçük eşittir sıfırsa şartımızı koydum. Şuradan eğer küçükse tekrar buraya dönmesini istiyorum. Menüsünden işaretleyerek şuradaki noktalardan çizip oklarla bağlantı yapıyorum. Oklarla bağlantı yaptık. İşaretledik. Buraya geldim. Şimdi de uzun diyelim. Uzun kenar. Yine oklarla bağlantı yaptım. Yanlış yaptığım yerde CTRL Z'yi kullanabilirsiniz. Burada da aynı şekilde uzun küçük eşittir sıfır olursa tekrar uzun kenar küçük eşittir sıfırsa tekrar uzun kenarın girmesini istiyoruz. Şuradan ekledik. Burada işlem basamağına geldik. Alan eşittir kısa çarpı uzun kenar olarak geçiyor. Buraya bir işlem basamağı ekleyeceğiz. Şuraya geldik. Alan eşittir kısa çarpı uzun. Bunu ekledik. Buraya geldik. Alanı yazdırdık ve bitir diyerek programı sonlandırdık. Tekrar bunları bağlantısını yapıyorum. Bu şekilde grafiğimizi oluşturduk. Biraz küçültelim tam olarak hepsini görmek için. Grafiğimizi oluşturduktan sonra stiller kısmına geliyoruz. Burada önceden yapılmış farklı tarz stiller bulunmakta. Ama isterseniz de kendiniz oluşturabilirsiniz. Şuradan renkleri tek tek oluşturalım. Programlamada aynı tarz bloklar aynı renkte gösterilir. Buna dikkat edeceğiz. Başla menüsünde başladan başlayalım. Kısa yeşil oldu. Aynı şekilde uzun yeşil oldu. Şart cümleleri kısa, küçük ve uzun küçük aynı oldu. Alan kısmı farklı bir renk. Alanı yazdırma farklı bir renk. Bitiş de yine farklı bir renk olarak değerlendirildi. Bu şekilde oluşturabilirsiniz. Şurada mesela başlat menüsünü seçtik. Stil, metin ve düzenle kısmına tıklıyoruz. Düzenle kısmına geldiğimiz zaman copy size var. Yani boyutları kopyala şeklinde var. Bunu seçtim. Diğerlerini de CTRL tuşuyla seçip hepsini işaretledikten sonra yapıştırma büyüklüğünü seçerek aynı boyutta elemanları oluşturabiliriz. Metin kısmına geldik. Metin kısmında
İstediğiniz gibi boyutlarını arttırabilirsiniz. Şuradan, burada kalın, italik, altı çizili, hizalama seçenekleri, orta, dikey olarak alt hiza, dik hiza, üst hiza şeklinde ayarlamalar yapabilirsiniz. Boşlukları ve bunalıklığı yine ayarlayabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra dosya menüsüne geldik. Zaten öncesinden XML dosyası kayıt yapmıştık ama farklı dış hatlar olarak PNG, JPEG, SVG, PDF şeklinde kayıtlar tutuyor. Vektörel bir çıktı almamız gerektiğinde bunlardan herhangi birisini alabilirsiniz. Yalnız çıktı almak istediğiniz zaman PDF dosyası şeklinde almanız daha iyi olacaktır. Dışa aktar diyorum. Akış şeması Drive PDF olarak diyor ve cihaza kaydetmemiz isteniyor. Kaydettikten sonra dosya inecektir ve ekranınıza dosya şeklinde gelecek. Vektörel olduğu için ne kadar büyütseniz de, ne kadar yakınlaştırıp uzaklaştırsanız da şuradaki şekillerde ve yazılarda herhangi bir kaymanın veya bozulmanın olmadığını görebilirsiniz. Şuradan dosya menüsüne gelip yayınla kısmına geldiğinizde link olarak aldığınızda oluştur diyelim. Kopyala dedim. Ön izlemesine geldiğimizde bir arkadaşınızla paylaştığınız an itibariyle arkadaşınız da yine bu şemayı görecektir. Yakınlaştırabilir, uzaklaştırabilir, tam ekran yapabilir, çıktı alabilir, dışa aktarabilir ve isterse düzenleyebilir aynı zamanda. Drive.io birçok veri görselleştirme alanında kullanılabilen, kaliteli çıktı almayı sağlayan güzel bir Web 2.0 aracı.